Merhaba arkadaşlar ben Kayhan. Bu videoda yine bir örnek yapacağız. C++'da döngülerle alakalı bir örnek yapacağız daha doğrusu. Bakın örneğimizde mantık şu. Dışarıdan bir sayı girilecek. Bu sayının arkadaşlar tek basamaklarını alacağız. Yeni bir sayı elde edeceğiz. Sayı diyelim ki şu görmüş olduğunuz gibi 123487 olsun. Buradan elde edeceğimiz sayı 137 olacak. Bu sayıyı nasıl elde edeceğiz? Bununla ilgili gerekli C++ kodunu yazacağız arkadaşlar. Gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kolay deneme yapacağım bir sayı seçeceğim arkadaşlar. int diyeceğim sayıyı 12345 seçeceğim sayı bu arkadaşlar. Bizim bulmamız gereken şey 135. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle bir kere benim bütün basamakları yoklamam gerekiyor bu garanti. Peki bütün basamakları nasıl yoklarım? Şimdi eğer ki ben son basamağı bulmak istersem bakın arkadaşlar baştan gitmem biraz riskli. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki 10.000'e 10 bölersiniz bölüm basamak değeridir ama bilmiyorsunuz 5 basamak olacağını. Belki dışarıdan girilecek bu değer çok daha büyük bir rakam olacak. O yüzden baştan gitmek pek mantıklı değil. Sondan gitmek daha mantıklı. Bildiğimiz bir garanti gerçek var. O da ne? son basamağını bulabiliriz arkadaşlar. Mod 10 yapıp. Şimdi arkadaşlar benim bu sayı içerisindeki her bir tek basamağı bulmam gerekiyor. E bunu yapabilmem için benim bir kere her basamağı taramam lazım. Peki her basamağı nasıl tararım? Tabii ben bir örnek verdim. Sayı 12.345 dedim ama bu sayı daha da büyük olabilir. Her basamağı bulmanın yolu arkadaşlar. Net garanti olarak yapabileceğim yol 10'a modunu almak arkadaşlar. 10 değeriyle modunu alırsam ben son basamağın değerini bulurum. Bazen şunu söylüyor arkadaşlar. Diyorlar ki 10 bine bölerim. Birinci basamağı bulurum. Ama basamak sayısının 10.000 olduğunu bilmiyorsunuz. Ya, e, 5 basamaklı olduğunu bilmiyorsunuz. Belki çok daha büyük bir basamak sayısı var. Dışarıdan girilirse veya rastgele alınırsa böyle bir şansınız yok. Ama garanti olan bir şey var. Sayı ne olursa olsun. Eğer 10'a modunu alırsam son basamağa erişirim. Yani şöyle yapacağım. Sayı mod 10 dersem sonuç kaç çıkar? 5. Şimdi tamam son basamağı bulduk. Eğer ki sayıyı tekrardan modun alırsam ben yine 5 elde edeceğim. Benim bir şekilde şuradaki 5'i yok etmem lazım. Bunu yolda arkadaşlar bir sayı ona bölerseniz ne var? Normalde 1234.5 yapar değil mi? Ama C++'da durum böyle değil. C++'da bir integer e integer e bölerseniz ondalıklı kısım atılır. O yüzden 1234 kalır elimizde. Yani sayıyı 10'a bölersem elimizde 1234 kalır arkadaşlar. Burada yine bir hata var. Nedir? Ben sadece işlemi yaptım. Sonuç 1234 ama sayıya atanmadı. O yüzden geleceğim. Sayı eşittir. Sayı bölü 1230 sayı bölü 10. Şu an sayımız ne? 1234. Sayı tekrar modun alacağım. Bu sefer sonuç ne çıkacak? 4. Yine sayı 10'a bölünecek. Sayı 1234'tü. Bu sefer ne olacak? 123 olacak. Bakın bu şekilde gideceğiz. Ne zamana kadar? Sayı mod 10 diyeceğiz. 1 bulacağız. Sayı şu an 1 arkadaşlar. Çünkü son basamak kaldı elimizde. Onu 10'a bölürsek. Yani bir değerini ona 1 değerini 10'a bölersek 0,1 çıkar normalde ama di++dan plus bahsediyoruz. Integer integer böldük. Sonuç 0 çıkacak. Şimdi dikkat ediyorsanız bakın arkadaşlar. Şu işlemler hep birbirinin tekrarı. Bakın bu da öyle. Burada kaç defa yapılıyor bu işlem? Sanırım 5 defa yapılıyor. Aynı işlem 5 defa yapılıyor. Tabi 5 basamaklı olduğu için 5 defa olduğunu biliyoruz. Yoksa bilmiyoruz. 6 basamaklı olsaydı 6 olacaktı. Burada bir for kullanmamız mümkün değil. Ama burada bir döngü var. Bu döngü de arkadaşlar while. Peki koşul ne olacak? Bakın sayının 0 olduğu durum. Sayı 0 olmadığı sürece döngümüz devam edecek. O yüzden geleceğim. Şurayı sileceğim komple. Bir döngü yazacağım arkadaşlar. Harika bunu silmeme izin vermiyor. Onda bir yolunu bulmam lazım. döngüm arkadaşlar şu şekilde olacak. While diyeceğim. Ya yani şunu silelim. Biraz daha aşağıda yapalım. While diyeceğim. Sayı eşit değil sıfır ise yoluna devam et. Her işlemde her döndüğünde son basamağı bulacağım. Basamak diyelim. Sayının ona modunu alacağım arkadaşlar. Ve işlem bittiğinde şunu biraz yukarı alayım. Veya küçültelim mi biraz? Biraz küçültelim. Şöyle. İşlem bittiğinde de arkadaşlar ne yapacağız? Sayı diyeceğim. Eşittir sayı bölü 10. Bu sayede döngünün devam etmesini sağlayacağım arkadaşlar. Ekranın görüntüsünü biraz değiştirdim arkadaşlar. Vali burada kapatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz döngü her döndüğünde sıradaki basamağı yakalar arkadaşlar. Eğer ki ben burada C alt desem, şurada C alt desem, basamağı ekrana çıkart desem 5, 4, 3, 2, 1 hepsi tek tek ekrana çıkar. Daha sonra da döngü sonlanır. Tamam her basamağı yakaladık. 5, 4, 3, 2, 1 her birini tek tek yakalıyor bu adam. Şimdi benim kontrol etmem gereken ne? Benim istediğim tekleri bulmak arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Her seferinde basamağı kontrol edeceğim. Arkadaşım bu basamak acaba 2'ye bölünüyor mu? 2'ye bölünüp bölünmediğini nereden anlıyoruz? 2'ye modunu alıyorum. Eğer ki kalan 1 ise sayı tektir. Şimdi ben burada see out desem basamağı ekrana çıkarsam ekran ne çıkar? 5, 3 ve 1 çıkar. Şimdi benim elde etmem gereken şey arkadaşlar 135. Benim bulduğum ise 5, 3, 1. Ben bunu matematiksel olarak 135'i e nasıl çeviririm? Benim yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Başlangıçta, tabi ben buradan parmağımla kapatıyorum ama siz görmüyorsunuz. Başlangıçta ben sadece 5'e sahibim. Sonra 3'e sahibim. Benim bir şekilde önce 5, sonra 35, sonra da 135'e çevirmem lazım bu sayıyı. Her dönüşte öncekini alıp bir şekilde sayımı eklemem lazım. Ama dikkat ediyorsunuz önce 5'ti sonra 35 sonra 135 oldu. Bu işlem nasıl yapılır? Bakın önce 5'ti 35 olması için bunu 30 yapmam yeterli. 35'te 135 yapmam için dikkat ediyor musunuz? Her bulduğum basamağı 10 çarpıyorum. Tabi bu 10 ile çarpılmıyor. 10 üzeri 0 bu 10 üzeri 1 ile, bu 10 üzeri 2 ile. Yani ben onun katını bulup 10 ile çarpmam. Sonra da öncekile toplamam gerekiyor. Bu işlemi nasıl yaparız? Bu işlemi yine matematikselleştirirsek arkadaşlar. Yapılan arka planda aslında şu. 5 ile 10 üzeri 0'ı çarpıyorum. Bakın 1. Artı 3 ile 10 üzeri 1'i çarpıyorum. Artı 1 ile 10 üzeri 2'yi çarpıyorum. Dikkat ediyorsanız şu kısım. Yani basamakla çarpılacak kısımlar bizim için önemli. Bu sayıları nasıl elde edeceğiz? Ve dikkat ediyorsanız bunlar arkadaşlar 0, 1, 2 diye gidiyor. Yani bir sayaç. Ve ne zaman bunlar artıyor? Tek sayı bulduğumda. Yani ben bir şekilde her tek sayı bulduğumda bir sayacı arttıracağım. Başlangıçta 0 olacak sonra 1 sonra 2 o şekilde gidecek. Ben burada bir değişken yapabilirim arkadaşlar. Tek adedi diyelim. Başlangıçta 0 olsun. Neden döngü içine yapmadım? Çünkü ben her döndüğünde tek adedinin değerin yani bozulmamasını istiyorum. Eğer ki döngü içerisinde yazarsam o değer sıfırlanıyor arkadaşlar. Ben öyle bir şey istemiyorum. Döngü her döndüğünde basamak değerinin içine girecek. Eğer ki artı artı diyeceğiz. Yani her tek basamağı bulduğunda tek adedi 1 artacak. Başlangıçta ne olacak? 0. Sonra 1. Sonra 2. 3 olacak mı? Hayır. En azından bu değer için olmayacak. Bu da bizim istediğimiz şeylere geliyor arkadaşlar. Yani başlangıçta 0, sonra 1, sonra 2. Benim artık sayıcım var. Peki ben bu değerleri nasıl elde edeceğim? Şimdi normalde pov denen bir fonksiyon kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben fonksiyon kullanmayacağım. Bunu bir for elde edebiliriz. Yani içeride ben bir forla bu işlemin sonucunu bulabilirim. Tabi yine bir değişken yapmam lazım. Ne diyelim? Çarpım diyelim. Başlangıçta ne olsun mesela? 1 olsun for yazacağım. Nereye kadar gidecek? Tek adedine kadar gidecek. Her seferinde çarpım neyle çarpılacak? Onla. Şimdi buradaki işlem ne yapıyor arkadaşlar? Şunu yapıyor. Tek adedi başlangıçta sıfır. Tek adedi sıfır olduğu için döngünün içerisine hiç girmez. Çarpım ne olur? Bir. Tek adet 1 olduğunda ne olur? İçeri bir defa girecek. Çarpım ne olacak? 10. Tek adet 2 olduğunda ne olacak? 2 defa girecek. Çarpım ne olacak? 100. Yani ben istediğim çarpımları buldum. Tek yapmam gereken artık şunlarla çarpıp toplamak. Tabi toplam değerlerini tutmam lazım. 5 ile 1'i çarpacağım. Sonra ondan çıkan sonucu 3 ile 10'u çarpıp 10 ile toplayacağım. Bunun için de başka bir değişken gerekiyor. Son hal diyelim. başlangıçta sıfır olsun berbat yazıyorum tam burada arkadaşlar Burayı silelim öğreneceğim bunu tam burada arkadaşlar for bittikten sonra bu işlemi yapacağım Evet arkadaşlar şimdi basamak değeriyle çarpımı çarpacağız yani basamak çarpı çarpım Şimdi düşünelim. İlk başta girdiğinde ne olacak? Basamak 5. Çarpım ne bulacak? 1. Bu işlemin sonucu ne? 5. Benim ne yapmam gerekiyor? Bunu bir yerde saklamam lazım. Son hali o yüzden oluşturdum. Son hal diyeceğim. Artı eşittir. Basamak çarpı çarpım diyeceğim. İlk girdiğinde ne olacak son hal? Başlangıçta sıfırdı. Sonra buradaki sonuçtan 5 gelecek. Son hal 5 olacak arkadaşlar. Bir sonrakinde 3'ü bulacağız. Onu çarpım olarak 10 ile çarpacağız. Elde edeceğimiz sonuç 30. Burası 30 olacak. Şu görmüş olduğunuz yer 30 olacak. Ben onu ne yapacağım? son halim bir önceki değeriyle toplayacağım. Yani 5 ile. Sonuç kaç olacak? 30. 5. Daha sonra arkadaşlar son basamağı yakalayacağız. Yani 1'i. Çarpımımız bu sefer 100. Basamakla çarpacağız. 100 olacak sonuç. Son hale toplayacağız. Ve elde edeceğimiz sonuç 135 olacak. Şurayı biraz düzeltelim. Burası sanki biraz çirkin durdu. Uuuh. yine sildim Allah kahretsin. Tek adı olacak burası artı artı. Ne olacak? Son hal artı eşittir. Çarpım basamak çarpı çarpım. Evet arkadaşlar. Şuraları silelim komple. Siletmesin görüntümüzü. Evet. A e kodumuz bu şekilde olacak. Dikkat ediyorsanız burası ne yaptı? Bütün basamakları taradı. Burası tek olan kısımları gördü. Şu görmüş olduğunuz yer. Tek olan kısımları burada ayırdık. Şu kısım bize basamak çarpımını buldu. Burada da en son haline getirdik. Bakın, eğer ki daha güzel kod yazmak isteseydik fonksiyonlarla şu kısmı daha kolay halledebilirdik. Şu an fonksiyonları bilmiyor olabilirsiniz. Öğrendiğiniz zaman daha iyi olacak. Çarpım diyeceğim. Mesela pow denen bir fonksiyon var arkadaşlar üst alıyor. Siz de yazabilirsiniz bu fonksiyonu çok fantastik bir şey değil. İlk parametreye tabanı giriyorsunuz, ikinci parametreye üstü gireceksiniz. Bu şekilde. Bakın böyle daha güzel görünüyor bence, daha okunabilir. Çünkü okunabilirlik kod için çok önemli. Mantık bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar önce elinizle Yazmanız çok önemli. Çözümü elinizle yapmanız, Ve oradan tekrar eden işlemleri görebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu işlemi while'la, forla, if ile nasıl yaparım? Ardışıl devam eden bir programda bu işlemleri nasıl hallettirebilirim? Siz kendi düşündüğünüz yolu bırakıp makinenin düşündüğü şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ve bu tek çözüm yolu değil, bir sürü farklı çözüm yolu üretebilirsiniz. Bilgisayar programlamanın güzel taraflarından birisi de o zaten. Umarım size faydası olur arkadaşlar. Bu videodan da çaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin.